duyuyorsun Halen'im? Ooo Büşra, duydun senin sesini. Yarışma başladı. Ne haber? Nasılsın? Yetiştirdin mi? Yetiştirdim. Ah süpersin, harikasın. Hoş geldiniz. Üzerini, hoş buldum. Üzerini değiştirmişsin galiba. Değiştirdim. Tamam, ben şöyle geçiyorum herhalde. Buyurun, böyle geçiyorsunuz. Kız, o senin mutfak mı? Evet. Aa, ah. Sabahki haliyle aynı değil mi? Buyurun. Sana bravo. Bak dün ne dedim? Ummadık taş baş yarar demedin evet, mi? Evet. Bugün kameralara da dedim aynısını. Zuhal Hanım böyle bir cümle kullanmıştı dedim. Şekerim hiç yemek yapılmamış gibi. Sabahki gördüğünüzle aynı değil mi? Aynı. Aynı. Yalnız tabii ne diyecekler? Hazırlı ol, ona göre savunmanı geliştir. Evet. Ben seni önceden uyarayım evet diye söylüyorum. Zaten bu kadar kolay menüye evet yetişmesi de kolay diyecekler. Evet, öyle diyecekler. Diyecekler, sen ona göre savun kendini. Tamam. Ne alakası var? Kaç çeşit yemeğin vardı? 7. 7 gene az da değilmiş evet yani. Her şey tamam. Evet. Köfteler burada. Evet. Bu hepimizin yiyeceği köfte değil evet mi? Evet. Biraz ama yanında farklı şeyler de olduğu için. Ha, üçer köfte düşüyor adam başı. İnşallah kimse çok güzel olmuş, 4 tane daha alayım demez. İnşallah. Niye öyle az oldu? Yarım kilo kıymadan mı yaptık? Yok yok, sunumum o şekilde olacağı için. Ha, sen öyle yani zaten hesaplamıştın. Evet, öyle hesaplamıştın. Hadi aç da gel. Hoş geldiniz. Ay beş kat çıkınca böyle pervaneye mi geliyorsun? Buyurun evime, buyurun. Şöyle geçin. Buyurun efendim, merhaba. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Beş kat çıkınca böyle pervaneye mi geliyorsun? Beş kat, spor oldu, spor. Evet, spor. Sağlıklı yaşayanları göreceğiz işte. Ben sizi merhaba, hoş geldin. Ben geçtim şöyle. Evet. Hadi ben biraz istirahate çekiliyorum odaya, sonra görüşürüz. Tamam. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyiz. Beş kat çıktık, bir soğuk su rica edebilir miyim? Evet, burada masada doldurdum hepsini. Soğuk mu? Evet evet, soğuk. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz tekrar evime. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, merhaba, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Herkes şöyle yerleşti mi? Evet. O ne, çantan mı? Uğulcan? Dün Zübeyde Hanım'daki fiyaskoyla karşılaşınca bugün Büşra Hanım'da da aç kalma ihtimalime karşı evet kendime bir koruma getirdim. Gerekli duyarsam eğer bunu açıp içindekileri yiyeceğim. Ne getirdiniz? Yemek getirdiniz. Evet. Korna mı dedi? Koruma mı dediniz? Çorba, pilav ve şinitselim var. Gerçekten. Şinitsel mi? Verebilirim. Menü yapmış. Yemeğiniz yok mu yanında? Şinitseli yanında ama salata pilav da ve püre olur yani. Doğru. Tabii. Kesinlikle. Gerçekten mi? Ben Zübeyde Hanım'da çok şey bekliyordum. Dün Zübeyde Hanım'dan sonra bugün Büşra Hanım'da da ama işte, hocam, işte biz de sizde yanındık. Benim menüm gayet güzeldi. Yemeklerimi de tamamlamıştım. Bir saniye, bir saniye. Sefer fısıyla mı geldin? İç suyunu da cevap ver. Ben de merak ettim. Gerçekten ekip arkadaşlarım diyor ki biz inanmıyoruz, içinde var mı bir şeyler? Açıkçası bunu saygısızlık olarak algılamayın kesinlikle. Ben bir bakabilir miyim? Sen tabii açma. Tabii ki. Ben bakacağım sadece. Tabii. Ben bakacağım. Eğer gerekli duyarsam kullanacağım bunu. Bence kullanmayacaksın ve de kullanmamalısın. Ama aç kalırsam... Bu nasıl böyle sefer tasları mı var? Ben çok uzak kastım. Eskiden diye bizde kap kap olurdu. Üst üste kitlerdik evet, böyle kancalı falan. Ha, yaşım çıkacak ortaya. Ha, aa, böyle. Aa, çorba. Yayla çorbası mı? Aa, bugün ne de çorbası? Bugün de yayla çorbası evet var menümüzde. Bu ne? Bu ne? Şinitsel. Olcan Bey, neden bu şekilde bir şey getirdiniz? Ya tekrar diyorum. Evet. Ben hafta başından beri sizi evet çok zayıf bir halk olarak görüyorum. Beni zayıf bir halk evet olarak gördünüz. Dün Zübeyde Hanım gibi koca bir çınarın devrilmesinden sonra sizin bence çok başarılı belki olacağını belki tam tersi olacak. Nereden biliyorsunuz? Umarım tam tersi olur ve ben evet bunu kullanmak zorunda ama kalmam. Ama onu getirmeniz koca hiç doğru değildi. Koca çınar kadar başınıza taş düşsün sizin. Aa, ama siz beklentiyi o kadar abarttınız, o kadar şaşalı bir şey bekliyordunuz ki ben sizin menüm gayet güzeldi. Masanızda. Beğenmeyen sizlerdiniz zaten, onu düşünerek, bilerek, isteyerek geldiniz. Menü isteyerek güzel beğenmediniz. Menü, benim miydi? Gayet güzeldi. Etler yanmıştı. Etler yanmıştı dediğim etimde gibi. Etimde bir sıkıntı yaşadığımı söyledim Bey size. Etimde tatlınız... Bakın etim kurumuştu, doğru. Yanlış ama marine etmiştim, lezzeti güzeldi. Lezzet, buraya mı etti lezzet yok mu bir kere? Hayır, bir kere zaten hayır, kızdan hayır olur aslında. Yani. Yani o yüzden sert olmuştu aslında. Yani o kuruma falan, kuzu olsaydı kurumazdı böyle. Hayır, dana da olur canım, bonfileden olur. Ama kuzu tandırdır. Tandır deyince ilk aklına kuzu gelir de. Tandır olarak anılır zaten. Sefer tası getirdim. Çünkü göründüğü gibi çok fazla aç kalmayı seven bir insan değilim. Yani peynir ekmek de isteyebilirdim ya da dışarıdan da söyleyebilirdim ama sefer tası getirmek istedim. Bunda yanlış anlaşılacak ya da masadakilerin bu kadar kızıp bu kadar tepki vermesini gösterecek bir şey yoktu bence. Aslında gardını alarak geldi Oğulcan bence. Aç kalacağını biliyordu. Bilerek geldi.
çünkü kendisi yemeği seven biri olduğu için aç kalmaktan korktu. Yaptığı çok ayıp. Yani diğer masalarda Oğulcan Bey'in yaptığı çok ayıp. Diğer masalara böyle bir şey getirmiyor. Bana da diyor ki sen çok zayıf halkasın, sana getirdim. Ona ne oluyor bu arada yani? Ben anlamadım. Yani sen yemek çıkaramadın. Ben yemeklerimi tam yaptım şu anda. Önüne bir yemek gelecek. Ben senin masanda tamamen aç kaldım. Bu masanın en zayıf halkası kendisi gelmiş burada bana yorum yapıyor. Daha yemeğe başlamadan yaptı. Neyse yağlıdır, işte bu kuzu etidir, ben sevmiyorum falan dersiniz diye danayı tercih ettim. Tamam ben etimde fiyasko yaşadım ama kasaptan dolayı yaşadım. Bu da tabii benim sorunum, sizin değil. Kasaptan ama sizin fiyasko azından... fiyaskoydu ki zaten, masada da fiyaskoydu. Neydi fiyaskoydu? Masada fiyaskoydu. Servisiniz... Siz var ya hiç konuşmayın bugün. Servisiniz de fiyaskoydu. Siz bana, ben zaten modum düştü, tatlının üstüne fıstık koyacaktım. Onu bile koymadan getirdim tatlıyı. Artık ama düştüm modum. Siz bana hiç hijyen değil dediniz ya sandık lekesine. Ben size çeyizlik masa örtülerimi çıkardım dedim. Ama şimdi biz misafir geldik. Ben yani sizi yarın da göreceğim. Tamam yarın göreceksiniz de yani lekeli bir ben çeyizle yıldır, ortaya getirilmez. Ben 10 yıldır o masa örtüsünü daha kimseye çıkarmadım ben. Çeyizlik örtülerimi sandık lekesine. Olsun onu o, hijyen değil demek gerçekten çok çirkin bir hareket. Hiç yakıştıramadım size. Ergenler gibi hareket ettiniz. Özlem Hanım'ın gülmesi mesela, ben orada ağlarken o oradan kakır kakır güldü. Dün savunmadı yemeklerini, şimdi geldi benim masamda kendi masasını konuşuyor. Yani buraya benim davetime geldiler şu anda. Nasıl bir şey bu, ben anlamadım. Dakika bir gol bile yaptıklarına bakar mısınız? Şoklar içindeyim inanın. Gerçekten özür diliyorum. Ben kendi günümde biliyorsunuz ukala dendi bana. Sinirim bozulunca gülüyorum. Yani i̇şte söyleyecek ama sinir bulamayınca gülüyorum. Sinir bozulacak bir yapım şey yoktu. Ama. Birisi ağlarken bakın, insan gülmez. Bakın yapım bu. Kahkaha gerçekten. Atmaz. Kahkaha atmadım. Hayır lütfen. Ha, yo, ben size zaten atmadım. Bugün delilli ispatlı geldim. Mantar çorbası soğanlı olur mu olmaz mı? Milyonlarca takipçisi olan anonim yemek sitelerinde yapılan mantar çorbalarının görüntülerini ve tariflerini getirdim size. Mantarlar iri iri olur dediniz. Evet. Pişince küçülüyor mantarlar. Ama bunu mantarın içinde bu siyahlıklar ne dediniz? Mantarın içinin siyahlığı. Evet, mantar beyazdı. Ben limonlu suya koymuştum. Ispanağı yıkanmamış dediniz. Ispanağı yıkasaydım gidecekti zaten. Ben süzgeci çıkardım yıkamak için. O çok iyi bir markanın ıspanağıydı. Teşekkür ederim. Şunu alayım. Ispanağın markası nasıl oluyor? Ben ona ne alayım? İyi bir markanın yıkanmış ıspanağıydı. Körpe ıspanaktı o. Böyle iri iri ıspanak işte, değildi. Bu kadarcık. O değil de. O kişinin nasıl yıkanmış ıspanağı. Özlem'e menüze çalışsaydınız ve zamanla yetiştirseydiniz. Ben size de soracağım. Bana neden 5 verdiniz? Ben benimi yetiştirdim. Ben sularımı doldurmadım, mumumu yakmadım. Şu anda kendi masalarının düzenini konuşuyorlar. Benim masa düzenim şu anda havada kaldı ve en güzel masa benimkisi. Bakmadılar bile çünkü kıskandılar. Böyle bir masayı kıskandılar. Şu anda yorum yapmamak için kendi günlerini konuşuyorlar.